Kıymetli rektörüm, çok değerli protokol üyelerim, kıymetli misafirler, Çanakkale Destanı'nın yazılışının, deniz savaşlarının muzafferiyetinin 101. yıl dönümü münasebetiyle burada bulunuyoruz. Bu münasebetle her yerlerinizi saygı, sevgi, hürmetle selamlıyorum. Çanakkale Destanı, Türk'ün Ergenekon ile başlayan varoluş mücadelesinin son halkası. Ve bu milletin dünyada damgasını vurduğu son nokta. Öyle bir destan ki bu destan, Ergenekon'da nasıl bu millet yoktan var olduysa ve kendini bir kez daha ispat ettiyse, nasıl Malazgirt'te Anadolu'nun kapılarını açıp Anadolu'yu yurt edindiyse, İstanbul'u fethetmekle nasıl bir çağ açıp bir çağ kapatıp Roma'nın kalbine hançeri vurduysa, işte Çanakkale'de de 7 düvele Avustralya ve Yeni Zelanda Birleşik Kol Orduları Anzak'a darbeyi ve hançeri vurduğu bir zamandır. Çanakkale öyle bir stratejik bir noktadır ki Truva Savaşları Helen için burada yapıldı. Bununla beraber Büyük İskender Asya'ya giderken Çanakkale'de otağını kurdu. İstanbul'u fethetmeden evvel Fatih Sultan Mehmet Kilitbahir Kalesi'ni, belki Rumeli Hisarı'ndan daha önce Kilitbahir Kalesi'ni buraya yaptı. İstanbul fetholundu. Bununla beraber İstanbul'u muhafaza adına Çimenlik Kale-i Sultaniye buraya yapıldı. Ve Çanakkale bu münasebetle Türk'ün varoluş mücadelesinin en önemli rengi noktası, mihenk taşlarından biri olmuştur. Çanakkale Savaşları iki Alman gemisi yine Çanakkale Boğazı'ndan geçiyor. Ve bununla beraber Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması adına Rusya'ya, Sivastopol Limanı'na ve bu limanların bombalanmasıyla Birinci Dünya Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı'nın belki en önemli cephesi ve Birinci Dünya Savaşı'nın uzamasına sebep olan cephe yine Çanakkale cephesi. Öyle bir muazzam bir devletler topluluğu ki Avustralya, New Zealand Army Corps dediğimiz Anzaklar işte Çanakkale'de öyle bir gurur, öyle bir kibirle buraya gelmişler ki sadece ve sadece bu deniz savaşlarında kullanmış oldukları o muazzam armadaların, o muazzam gemilerin isimlerine baktığımız zaman bile aslında Çanakkale'yi nasıl rahat bir şekilde geçebileceklerini düşündüklerini görüyoruz. Ocean diyorlar gemilerin ismine, okyanus. Inflexible diyorlar, karşı konulamaz. Irresistible, batırılamaz, karşı konulamaz. Ve buet, bununla beraber Supren, Agamemnon diyorlar. Yani antik çağlardaki en büyük savaşçıların isimlerini bu gemilere veriyorlar. Ve tabi umduklarını bulamamışlardır. Bir Fransız generali kendi anılarında Çanakkale Savaşı'ndan bahsederken aynı zamanda bir gazidir bu. Bir ayağını ve bir kolunu kaybetmiştir. Anılarını yazmış ve bu anılardan bahsederken savaşta bir Türk askerinin bir Fransız askerine yardımından bahsediyor. Aynen şöyle diyor. Savaş o gün en çetin bir şekilde yapıldı, gerçekleşti. Bununla beraber bizler savaş meydanını gezerken bir Türk askerinin, bir Fransız askerinin yaralarını sardığını görüyoruz. Tabii ben bu işe oldukça şaşırdım. Çünkü az önce süngü süngüye çarpışan bu iki asker nasıl olur da Türk askeri bir Fransız askerinin yarasını tedavi etmek için uğraşır, mücadele eder. Ben Türk askerinin yanına gittim. Tercüman vasıtasıyla konuşmaya başladım. Neden az önce savaştığın, belki ölümüne mücadele ettiğin kişiyi buradan tedavi etmek için uğraşıyorsun dediğimde Türk askeri bana evet mücadele ediyordum. Belki savaş uğruna onu öldürecektim ama tam öldüreceğim sırada cebinden bir resim çıkardı. Ağlamaya başladı. Annesi olduğunu düşündüm. Ben ömrüm boyunca yetim ve öksüzdüm. Bir annemi olmadı, göremedim. Ben istedim ki Fransız askeri buradan sağ salim gitsin.